Herkese Amerika'dan selam olsun dostlar, umarım bomba gibisiniz. Şimdi hanım dedi ki, ya ben dedi çimleri biçmek için dedi birini çağıracağım dedi. Ben de dedim ki ya ben boştayım zaten şu an, belgeleri bekliyorum. Yaptığım bir şey yok, hem keyif halim dedim. Benzinli şöyle çim biçme aletimize benzini doldurdum abi, çalıştırdım. Buradan yavaş 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 böyle yolmaya başlayacağız diyelim. Adana'dan ırgat geldi Amerika'ya kardeş. Hadi bakalım coşkuyu verelim, hem eğlenelim hem çimleri biçelim. Abi arsa da devasa, dur size göstereyim şöyle abi. Hanım da diyor ki ya diyor çekme diyor, utanırım ben şimdi diyor. Ya benim hanım çalışıyor zaten, öğretmen. Kendi başına çalışıyor, zamanı yok, yaptırıyor böyle şeyleri. Boş yere para harcayacağına dedim 500-600 dolar şuraya. 1,5 dönüm arsa neredeyse. Ben dedim keserim bizim arsa tam şu çitlerin sonuna kadar. Yapabildiğimi yaparım, bugün yaparım, yarın yaparım, acelem yok. Yavaş yavaş bahçeyi düzelteceğim, buraya böyle taş fırın yapmak istiyorum. Zamanla çardak yapmak istiyorum, paletli oturaklar yapmak istiyorum. Yapabildiğimi yapacağım. Bu arada evin aşağısı, şu klimaların göründüğü yer, orası tam o gri çizgili yer, şöyle diyeyim, taşlı görünen yer. Normalde orası ev, ön tarafı da hemen bahçesi de şuradan, kapıdan çıkış var. Orayı da inşaatını yapacağım yavaş 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 yavaş, inanıyorum çok güzel olacak. Orayı da sonra kiraya vereceğim. Önüne de jacuzzi, böyle bir çardak. Yavaş yavaş söylemek istemiyorum, sürpriz olsun, ama her şeyi böyle zamanla güzelleştirmek, bakım yapmak istiyorum. Etrafta insanların güzel böyle şeyleri de var. Garajları var, havuzları var falan. Güzel böyle, neden biz yapmayalım? Benim hanım tek olunca uğraşamıyor. İşe git gel. Hafta sonları da zaten keyif yapıyor. Ne yapsın? O da şurada şöyle bir barbekü var bu arada. O da atılacakmış gazla çalışan. Artık durmaktan hurdaya dönmüş resmen. Hiç önemli değil çünkü kullandığı bile yok. Yağmurdan hep pas tutmuş. Normalde ona iki boya atıp gazı çıkartıp kömürlü hale Adana mangalı işine getiririz yani. Kardeş mangalı boşaltmayız. Şimdi bizim bahçemiz şöyle kocaman. Orayı değerlendirmek istiyorum. Çok güzel şeyler yapmak istiyorum. Pencereyi de açtım alttan şurayı hemen. Gördüğünüz gibi onun önüne şöyle bir çardak, bir jacuzzi. Önünü de böyle kapatsak al sana bir ev. Dışarıdan girişi de var. Şuradan girişi de var. Normalde arkadan da giriş var bahçeye. Anahtarlı da olur. Hemen şurası giriş. Bir tane daha girişimiz var. 3 tane 4 tane giriş var hatta. Biraz daha böyle güzelleştirip güzel şeyler yapmak istiyorum. Hanıma destek olacağım. Hem de zaten bu benim kendi işim. Kiralanma işleri. Yıllardır Latin Amerika'da kiralıyorum. Güzelleştireceğiz. Hadi bakalım. Hep birlikte zamanla kademe kademe ilerleyeceğiz. Size de ne yapmak düşer? Bu güzel kardeşinize, bu iyi kardeşinize canı gönülden şöyle bir destek vermek, like vermek, yorum vermek. Versen de canın sağ olsun, vermesen de canın sağ olsun kardeş diyoruz. Allah herkesin yolunu açık etsin. Hayallerinizin peşinde koşun. Kimseyi de dinlemeyin. O onu demiş, bu bunu demiş. Boş onlar kardeş. Sen yapmak istediğini yap, gerisi boş. Durmaca hoş, hayırlı işler. Yego mi takviye yani. Takviye geldi. Yego diyorum İspanyolca konuşuyorum. Yengenizle İspanyolca konuşa alışmışız. Yego mi takviye. Şöyle hemen cincileri koyduk. Ferahlığa bak abi. Delicioso. Yani çok lezzetli. Delicious. Delicioso İspanyolca arkadaşlar. İspanyolca da unutmayın. Bak İspanyolca inanılmaz güzel bir dil. 24-25 ülkede coşkuyu verebiliyorsunuz ona göre. Siz bilirsiniz. Öğrenmek sizin elinizde. Hadi bakalım cincire de bayılıyorum. Acıların çocuğu. Bugün de böyle olsun kardeş. Keyfimiz yerinde olsun diyoruz. Kesilmediği için, uzadığı için de böyle biraz zor oluyor. Hafif önünü kaldırarak iki ileri bir geri derken bildiğimden değil ama yapmaya çalışıyorum. En azından uğraşıyorum. Biraz da yorucu ve sıcak var. 40 derece sıcak var abi. Yanıyorum. Hadi bakalım. (Gülüyor)
var ya, Allah Allah, şu güzelliğe bak. Ama ilk makina sıcaktan durdu. Biraz dinlensin. Benzinle tekrar koydum. Şimdi bunu çalıştırdım. Bu da benzinle. Coşkuyu verdim. Bayağı bir temizledim. Burası 1,5 dönüm yani. Yarısına yaklaştım sayılır. Bugünlük bu kadar olsun. Birazdan çıkacağız. Hatta şimdi videoyu bitirmiyorum. Birazdan çektim kırma kolunu. Coşkuyu verdim. Ama gene de güzel yaptım. Şöyle videoyu bitirmeyeyim. Dediğim gibi. Sürpriz sonlu olsun. Şimdi yengenizle bir çok harika bir Amerikan hamburger isteyeceğiz. Ama klas. Böyle ben restoranlarda yemeği sevmem. Restoranlarda da büyümedim. Öyle şeyim yoktur yani. Restoran aşığı bir adam değilim. Yemekleri kendim yaptığım için kendim güzel de yemek yaparım. Güzel yemek yaptığımı düşünüyorum ama restoran aşığı bir insan değilim. Ama bu hamburgerciyi harbiden çok beğendim. Şimdi Amerika'ya gittim de bazı hamburgerler meşhur, Texas Stick'ler falan. Hamburgerciyi ilk defa 3-4 tane denedim ama bu hamburgerci bir başka. Çünkü özelliği var. Birazdan hadi oraya gidelim. Karnımız da acıktı. Hanım da bekliyor. Ben bir güzel bir duş alayım. Oradan giyinelim. Coşkuyu verelim. Arabaya atlayalım. Sürpriz sonunda hamburgerciyi görün bakalım. Tam hamburgerciye gidelim derken arkadaşlar, hamburger diğer bölüme kaldı. Diğer videoyu bırakıyorum çünkü misafir gelecekmiş. Kusura bakmayın. Sürpriz sonunda dedik ama diğer videoyu izleyin abi o zaman. Hamburgerci gerçekten inanılmaz güzel. Hadi bakalım. Şimdi misafiri karşılamamız lazım. Ondan önce ben bir hazırlığımı yapayım. Coşkuyu verelim, güzelce bir giyineyim. Misafirimizi güzelce ağırlayalım. Akşam yemek yapacağım. Video çekebilirsem çekerim, çekemezsem kusura bakmayın. Diğer videoda görüşmek üzere. Kesin diğer video hamburger videosu olacak. Hadi bakalım.